Merhaba değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlere bir rasyonel sayının karesinden ve küpünden bahsedeceğim. Dersin açıklama kısmında PDF'i var, indirip çıktı alıp yazarak çalışmayı ihmal etmeyin, yazarak çalışın, başarınızı üst seviyelere taşıyın diyorum ve hemen dersimize geçiyorum. Bir rasyonel sayının karesi sayının kendisiyle çarpımına eşittir. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi falan ezberlemenize gerek yok. 3 bölü 4'ün karesi denildiğinde biz normal tam sayılarda ne yapıyorduk? Tabandaki sayıyı kuvvet kadar yan yana yazıyorduk ve çarpıyorduk. Aynı şey aslında bunda da geçerli. Peki bu nereden çıkmış? Değerli arkadaşlar, eğer biz şöyle bir birim karelerden oluşmuş bir şekil düşünelim. Kenarları bir birim, bir birim olarak verilsin. O zaman sizin için arkadaşlar bakın şu bir tanesinin kenar uzunluğu, bir tane karenin kenar uzunluğu ne olacaktır? 1 bölü 4 olacaktır. Yani bakın burası 1 bölü 4. O zaman şurası da 1 bölü 4 olacaktır. Çünkü bakın 4 tanesi bir birimi oluşturuyorsa bir tanesi 4'te 1'dir. Yani 1 bölü 4'tür. O zaman şurası için arkadaşlar 3 bölü 4'e, evet burası için 3 bölü 4'e, şurası için de yine aynı mantıkla 3 bölü 4 diyebiliriz. O zaman şu mavi bölgenin alanını bulmak istiyorsak 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü çarpmalıyız arkadaşlar. Ki bu 3 bölü 4'ün karesini o mavi bölgedeki karelerin alanını verecektir. 3 kere 3 9, 4 kere 4 16, 9 bölü 16 olarak arkadaşlar bu şekilde bulmuş oluyoruz. Negatif olursa ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, şimdi negatif olduğunda tam sayılarda çift kuvvet olursa yine pozitif oluyor diyorduk ya. Burada da geçerli aslında ama bunu çarparak göstereceğim sizlere. Eksi 2 bölü 11 ile şöyle yazalım. Eksi 2 bölü 11 ile eksi 2 bölü 11'i çarpacak olursak değerli arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptığınızda zaten aynı işaretlerin çarpımı olduğu için pozitif olacaktır. 2 kere 2 4. 11 ile 11'i çarptığınızda 121 olacaktır. İsterseniz alt alta da çarpabilirsiniz. Bir rasyonel sayının küpüne geldiğimizde hemen küp aklımıza gelecek tabii ki. Burada sayının kendisiyle 2 kere çarpımına eşittir. İşte burada mesela bu tanımlamaları özetle veriyorum. Ama ya işte küp hocam bu niye 2 kere 3 kere olmayacak mı? Arkadaşlar siz öyle karıştırmamak adına tabanda 1 bölü 2 var mı? Var. Kuvvet 3 mü? O zaman sen 1 bölü 2'yi 3 kere böyle yan yana yazacaksın ve çarpacaksın anlamına gelmektedir. 3 kere yan yana yazdığında zaten 2 kere çarpacağımızı da görmüş oluyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu nereden çıkmış? Bakın şurası 2 tane kareden oluşmuş. 2 tane birim kare görüyorum. Bu bir birime denk geliyormuş. O zaman o karelerin, küçük karelerin arkadaşlar bir kenar uzunluğu için 1 bölü 2... Bir kenar uzunluğu için 1 bölü 2 diyebiliriz. O zaman şuradaki küpün biz hacmini bulmak istersek değerli arkadaşlar. Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2 olduğu için küpün hacmi o zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den burada arkadaşlar 1 bölü 8'i elde etmiş olacağız. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bunun tamamı 1 kere 1 1. 1 kere 1'den 1. Yani burada bir birim küple gösteriyorsanız bunu. O zaman burada şu an kaç tane var arkadaşlar küçük o küplerden? Orada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, onun altında da 8 tane var. Yani o 8 tane küçük küpler bir araya gelerek bir birim küpü oluşturduysa 8'de biri bize arkadaşlar şu küçük küplerin bir tanesinin hacmini verecektir diyoruz. Ya hocam buna ne gerek var diyorsunuz, duyuyorum şu an. Arkadaşlar canlandırmamız için neyin nereden geldiğini bilmemiz için önemli. Yoksa ben de şunu çok iyi biliyorum. Yani böyle 1 bölü 2'nin küpü olduğunda 1 bölü 2'yi yan yana 3 kere yazıp çarpacağınızı ve sonucu gayet rahatlıkla bulacağınızı ben de iyi biliyorum. Ama neyin nereden geldiğini böyle görsel olarak gördüğünüzde, somutlaştırdığınızda daha iyi öğrendiğinizi fark edeceksiniz. Negatif rasyonel sayının küpü olursa eksi 5 bölü 4'ün küpü mesela arkadaşlar. O zaman eksi 5 bölü 4'ü 3 kere böyle yan yana yazıyorum. Yani benim için taban burası, kuvvet burası. Eksi 5 bölü 4'ü böyle 3 kere yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. Peki değerli arkadaşlar, burada şu an baktığınızda eksi 5 bölü eksi 5 bölü eksi 5 bölü 4'ün eksi 5 bölü 4 ile çarpımında aynı işaretlerin çarpımı olduğu için pozitif olacak. Yani 5 kere 5 25. 4 kere 4 16, 25 bölü 16 olacak.
Artı 25 bölü 16 artısını yazmasanız da olur. 25 bölü 16 yine artı 25 bölü 16. Sonra o artı 25 bölü 16 ile eksi 5 bölü 4'ü çarpacaksınız. Böyle kademeli çarpacaksınız. Artı 25 bölü 16 ile eksi 5 bölü 4'ü çarptığınızda değerli arkadaşlar zıt işaretlerin çarpımı olduğu için dostluğun düşmanı düşmanımdır dediğimiz için burada sonuç negatif çıkacak bir kere. 25 ile 5'i çarptığınızda 125, 16 ile 4'ü çarptığınızda da 64'ü elde edeceksiniz. Eksi 125 bölü 64 olarak bulmuş olacağız. Zaten biz bunu tam sayıda da söylüyorduk hatırlayın arkadaşlar. Negatif bir tam sayının tek kuvveti olduğunda yine negatif bir tam sayı elde ediyorduk. O zaman burada da bakın negatif bir rasyonel sayı elde ettik. Pekiştirelim. Böyle tam sayılı olursa arkadaşlar mutlaka bunları bileşik kesir haline yani direkt A bölü B formuna getirin arkadaşlar. Çünkü biz çarpmayı yaparken zaten ne diyorduk size? Tam sayılı kesir bölmeyi yaparken de söylüyorduk. Tam sayılı kesir halinde verilmişse mutlaka bunları bileşik hale getirin. Yoksa yanlış oluyordu zaten arkadaşlar. Denemiştik hatta yanlış olduğunu değil mi? Burada hemen bileşik hale getiriyorum. 2 kere 5 bakın tam kısımda paydayı çarptım. 2 kere 5 10 pay ile topladım 13. Yani burası eksi 13 bölü 5 oldu. Eksi 13 bölü 5'in karesini alacağım aslında ben. O zaman eksi 13 bölü 5 ile eksi 13 bölü 5'i çarpacağım değerli arkadaşlar. Aynı işaretlerin çarpımı pozitif. O zaman burada sonuç artı olacak. 13 ile 13 çarptığımda 169. 5 ile 5 çarptığımda 25. Siz burada 13 ile 13'ü yine alt alta çarpmaya dikkat edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz işlem hatası olmasın. Burada eksi 1 tam 2 bölü 7'nin küpü var. Hemen bunu tam sayıdan bileşik hale çeviriyorum. 1 kere 7. 7. 2 daha arkadaşlar. 9. Yani burada aslında ben eksi 9 bölü 7'yi görüyorum ve bunun küpünü alacağım. Negatif bir rasyonel sayı olduğu için zaten sonuç yine negatif olacak. Ki bunu yazarak da gösterebiliriz. Eksi 9 bölü 7 çarpı eksi 9 bölü 7 çarpı eksi 9 bölü 7'yi görüyorum. Burada şimdi çarptığımda arkadaşlar aşağıda mesela 7 kere 7 49. Burada sorun yok. 49 ile 7'yi çarptığımda ne yapacağım artık? Alt alta çarpabilirim. 7 kere 9 63. Elde 6 var. 7 kere 4 28. 6 eklediğimizde arkadaşlar 343 elde ederiz. Eksiye hemen koydum. Sonuç eksi olacağı için. Eksi bakın paydam 343. Yukarı geldiğimde 9 kere 9 81. 81 ile 9'u çarpmalıyım. O zaman arkadaşlar onu da şurada hemen alt alta çarpıvereyim. 9 kere 1 9. 9 kere 8 72. 729 olacak. O zaman eksi 729 bölü 343 olarak değerli arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Burada bazen sonuçlar büyük çıkabilir. Yani böyle alt alta çarpmamız gerekebilir. Onu da yani ihmal etmeyelim. Ve geldik çok yönlü sorumuza. Beceri temelli yeni nesil diye tabir ettiğimiz okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç ve benzeri becerilerinizi ölçecek nitelikteki sorulardır. Şimdi soru şu şekilde arkadaşlar. Ali'nin kendi aralarında özdeş 3 tür kitabının her birinin kilogram cinsinden kütleleri ve kitap sayıları aşağıda verilmiştir. Şimdi kitap sayıları 5 adet roman, 4 adet şiir, 10 adet hikaye var. Kütlesi 5 bölü 10 üzeri 3 kilogram. Bir sayının karesi ve küpünü kullanacağız yani. 1 bölü 2'nin karesi kilogram, 1 bölü 5'in küpü kilogram. Bu kitaplardan bazıları yukarıdaki gibi en fazla 1,2 kilogram taşıyabilen rafa dizilecektir. Buna göre Ali kitaplardan en fazla kaç tanesini bir rafa koyabilir? Değerli arkadaşlar şimdi burada 5 bölü 10'u sadeleştirebiliriz aslında. Ya işte hani bunlar zaten sade halde verilmiş. Fakat biz böyle virgüllerle uğraşmamak için grama çevirebiliriz. 1,2 kilogramı arkadaşlar grama çevirmek istersek 1000 gram 1 kilogram 1 kilogram da 1000 gram. O zaman 1,2'yi biz 1000 ile çarpacağız değerli arkadaşlar. 1,2'yi biz 1000 ile çarparsak aslında şunu elde ediyoruz. 1 0 atıyoruz. 1 virgül sağa kaydırıyoruz. 12 çarpı 100'den 1200 gram oluyor. Yani rafın taşıyabileceği maksimum 1200 gram değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim kitapların ağırlıklarına. 5 bölü 10'un küpünü aldığımızda 5 bölü 10'u 3 kere yan yana yazıp çarpıyoruz arkadaşlar. Yan yana 3 kere yazıyoruz ama 2 kere çarpıyoruz. Bunu da böyle ifade etmiş olayım. 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125 değerli arkadaşlar. 125 bölü 10 kere 10 100. 100 çarpı 10'dan 1000. Buradan
Bunu kilogram olarak bulduk tabii. Bunu kilogramdan grama çevirmek istersek değerli arkadaşlar, 125 bölü 1000'i 1000 ile çarparsak ne olmuş olur? Grama çevrilmiş olur. Burada da şu binler sadeleştiğinde aslında romanların bir tanesinin 125 gram olduğunu bulabiliriz. Değerli arkadaşlar, buraya geldiğimizde 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin karesi dediğimizde de 1 bölü 2, hatta onu da arkadaşlar şuraya sığdıracağım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 kilogramdır. Bunu da grama çevirmek istersen 1 bölü 4, aslında bakın arkadaşlar, çeyrek kilogram. O zaman 1000 gramsa 4'e böldüğünüzde 250 gram olduğunu da söyleyebilirsiniz direkt. Buradan isterseniz yine 1 bölü 4 çarpı 1000'den 1000'i 4'e böldüğümüzde aslında 250 gram olduğunu söyleyebiliriz şiir kitaplarının. O zaman şiir kitaplarının tanesi 250 gram, romanların tanesi 125 gram. Geldik hikayelere. 1 bölü 5'in küpü, aslında biraz önce hesapladık gibi benzerini. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5'ten 1 kere 1, 1. 5 kere 5 25, 25 çarpı 5 125. İsterseniz alt alta da çarpabilirsiniz. Bu ne? Kilogram. Ben bunu grama çevirmek istediğimde 1 bölü 125'i 1000 ile çarpıyorum. 1000 ile çarptığımda aslında 1000'i 125'e bölüyoruz. 1000'in içinde 125 8 kere var arkadaşlar. O zaman 8 gram oluyor. Buradan ben 8 gram olduğunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Şimdi o zaman bizim hikaye kitaplarımız 8 gram. Ben burada şöyle düşüneceğim. Ya ben bunların çok fazla dizmek istiyorum ya. En fazla sayıda dizmek istiyorum ya. Hepsini kullansam hikayenin 10 çarpı 8'den ne olur değerli arkadaşlar? 10 çarpı 8'den aslında 80 gram buradan gelir. Bunun da çok bir kıymeti yok, değil mi? Sonra arkadaşlar geldim 125'lerin hepsini kullanmak istiyorum. Bundan da 5 tane var. O zaman 5 çarpı 125 dersek, bakın 125 ile 5'i çarptığımızda 625 gram gelecek buradan da. Şimdi ben burada bundan 5 taneyi kullandım. Artık kalmadı. Bundan 10 taneyi kullandım. Kalmadı. Bundan 2 tane kullansam arkadaşlar 250 çarpı 2'den 500 yapacak. Burada da neyi elde etmiş olacağım? 625 ile 500'ü topladığımda 1125'i. Bakın şöyle alt alta toplayalım. 625, 500, bir de 80 var arkadaşlar. Bu şekilde topladığımda 5, 8, 2 daha 10, elde 1 var. 6, 5 daha 11. Bir elde oluşum. 1205 gram oluyor arkadaşlar. Ama şu haliyle ne oldu? Bu sefer de arkadaşlar 1200'ü aşmış olduk. Ya buradaki 5 gramı göz ardı edemiyoruz. Burada şunu düşünmemiz gerekiyor. O zaman biz şundan bir tanesini atıverelim arkadaşlar. Şundan bir tanesini atarsak o zaman ne olur? 1205'ten 8'i çıkaracağımız için 15'ten 8 çıktı, 7, burada 9 kaldı. 1197 gram olur. Yani o zaman biz şöyle düşünebiliriz. Yani bundan 10 tane değil de bundan 9 tane kullanalım hocam. Bundan 5'ini de kullanalım hocam. Bundan da 2 tanesini kullanalım dediğimizde 9, 5 daha arkadaşlar 14. 2 daha 16 olarak bulmuş oluyoruz doğru cevabımızı. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır değerli arkadaşlar. Çok dikkat gerektiren bir soru. Şıklara dikkat etmediğimizde değerli arkadaşlar yanlış çıkma ihtimali çok yüksek. Onu söyleyeyim. Bu arada D seçeneği kafamdan görünmemiş. D seçeneğini de açayım. Hocam peki burada yani onu değil de şunu çıkarsaydık, şundan bir taneyi çıkarsaydık olmaz mıydı? Ya da bundan bir taneyi çıkarsaydık olmaz mıydı? Ya da 250'den kullansaydık olmaz mıydı hepsini? Arkadaşlar en fazla olabilmesi için olabildiğince hafiflerden kullanacağız. Çıkarabildiğinizde tabii ki arkadaşlar, burada mesela 250'yi de çıkarabilirdiniz. Ama zaten 1200'ün hepsini kullanacağımız için, yani 1200'e kadar şansımız olduğu için bundan bir tane atmamız yeterli oluyor. İşte burada yorum yapmamız, mutlaka okuduğumuzu anlamamız, problem çözme becerilerimiz ve dikkat arkadaşlar, dikkat de önemli. Bakın 1205 olunca sanki insana oluyor gibi geliyor. Tam o sırada bir bakıyorsunuz ki aslında 5 gram fazlalık var. O zaman ben şu kitaplardan bir tanesini çıkarmalıyım. Yani 10 tane değil de 9 tane kullanmalıyım. Bundan 5, bundan da 2 kullandığımda herhangi bir sorun olmadığında gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Bir ders daha burada bitiriyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar ders çalışın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.